Söz vermiştin. Siz konuşun. Ben dışarıdayım, tamam? Nasıl? İyi mi su? Serin mi? İyi. Serin. İyi, ben de geleyim o zaman. Bayağıdır suya hasret kaldım ben. Oh! Oh, çok güzel geldi. Vallahi çok güzelmiş. Sen de mi kafayı yedin sonunda? Üstüm başım mahvoldu. Mayomu getirmeyi unutmuşum abi ya. Görüyor musun? Gerçi benim mayom yok. Yok zaten. Nasıl gidiyor tatil? Var mı bir ihtiyacın? Ha sen sizden uzak olsun yeter diyorsun. Zayıfladın mı sen biraz? Zayıfladım. Evde doğru dürüst bir şey pişmediği için mecburi diyet. Dışarıda ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Buranın mutfağı çok güzel. İstersen bir yemek ısmarlayayım sana. Benim de karnım acıktı ha. Abi bak anlıyorum. Dert çekmek istemiyorsun. Sorumluluklar fazla geliyor. Ama ev berbat durumda. Ablam iyice delirdi. Ben artık bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ayrı eve çık. Nasıl? Bırakıp gideyim mi onları? Senin bıraktığın gibi. Madem o kadar kötü. Sen evi bul, ben hallederim. Yani babam da destek olur sana. Hep şehir dışı yaz deyip duruyordu. Yazmadım. O kadar bencil olamadım abi, kusura bakma. Hayatının en güzel yılları. Yazık ediyorsun bence ama sen bilirsin. Bak bugün üniversite için son kayıt günü. Eğer sen eve gelmezsen ben okula gitmeyeceğim. Niye biliyor musun? Çünkü gidemem. Çünkü o evde her gün birinin durması gerekiyor. Ablam iyice çığırından çıktı. Bizim artık onunla mücadele edecek gücümüz kalmadı. Naci dönünce iyileşir. Dönmezse peki? Ha döndü. Ablam düzeldi diyelim. Biz ne olacağız? Benim sana ihtiyacım yok mu sanıyorsun? Babanın yok mu? Hadi kurulan sen. Hasta olma böyle. Hiç mi dönmeyeceksin? Peki. Biz ne halimiz varsa görürüz. Sen de uzun tadını çıkar. Ama ben gitmeden bir yerde duş alırım. Çünkü evde pek mümkün olmuyor. Zevran çok güzelmiş bu arada. Çok güzel.